Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için oyuncular için özel olarak geliştirilen ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Sades'in Locus Plus kulaklığını inceliyoruz. Sades markası özellikle uygun fiyatlı ve ilginç ürünlerle bilinen bir Çin merkezli bir marka. Türkiye'de de distribütörlüğü var ve onlarla ilgili bazı detaylar da söyleyeceğim ama ilk önce hemen Locus Plus'ın genel görünümüne bakalım. Şık bir tasarım var bir kere söyleyeyim. Şu üst kısmında hareketli bir parçamız bulunuyor. Bu parçayla oynayarak yani kafamıza göre otomatik olarak oturmayı sağlıyoruz. Ve böyle biraz elastik de bir aksiyeyi var, malzeme yapısı var. Şöyle bakın oynuyorum şu anda gayet güzel. 40 mm hoparlörlerimiz var. Kulağımıza şöyle takıyoruz. Şu şekilde. Bakın gayet güzel bir şekilde duruyor. Mikrofonumuz var. Tabii ki bir oyuncu kulaklığı olduğu için haliyle mikrofonun da olması gerekiyor. Şık bir mikrofon var. Bu arada RGB ışıklandırma desteği olduğunu belirtelim kulaklığın. Hem mikrofon tarafında bir ışığımız var. Mikrofonu açtığımız zaman yanıyor şu uç kısmında. Hem de kulaklıkların bu yan taraflarında görmüş olduğunuz bölümler ışıklandırılmış ve siz bunlarla oynadığınız yani ışıkların rengini değiştirerek ki şu üzerindeki kablolu kumandanın üzerinde bunu değiştirebiliyorsunuz. Bu renkleri değiştirerek ortama göre böyle tabiri caizse şekil yapabiliyorsunuz. Kullanımı ekstra bir şeye gerek yok. USB'den bağlanıyor. Bir driver vesaire falan ihtiyacınız yok. Otomatik olarak tanıyor. Ürün aynı zamanda PlayStation uyumlu olduğunu söyleyelim. Yani eğer konsolunuz varsa konsolda da bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Peki kullanım deneyimimiz nasıl oldu? Taktık. Biz bunu PC'de de denedik ve PlayStation'da denedik. Hepsinde de gayet başarılı sonuçlar aldık. Özellikle oyunlarda sizi böyle bir etrafınızı çevirilen bir ses efekti de verebiliyor ve hani oyunlarda gayet başarılı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Tabii şimdi bu ürün bir fiyat performans ürünü. Başta bunu söylememiz lazım. Yani 170 TL gibi bir fiyatı var yaklaşık olarak. En azından biz bu testi yaptığımız tarihte. Ve fiyat performans ürünü olduğu için tabii mucize beklememek gerekiyor. Ama hani bir oyuncu kulaklığım olsun, mikrofon girişi de mikrofonumuzda olsun, konsola da bağlansın vesaire gibi beklentiniz varsa güzel bir ürün olmuş. Bir 2.2 metrelik bir kablomuz var. Kablo gayet böyle sağlam. Hani kolay zedelenecek gibi görünmüyor. Bayağı bir sağlam. Bir de üzerinde bir kumandamız bulunuyor. Şöyle göstereyim ekranda. Bu kumanda sayesinde cihazın işte renklerini vesairelerini buradan ayarlayabiliyoruz. Sesini arttırıp açabiliyoruz, kapatabiliyoruz. Mikrofonu buradan açıp kapatabiliyoruz. Aynı zamanda bu hoparlörlü de üzerindeki kulaklıkları daha doğrusu buradan da kapatabiliyoruz. Güzel bir fonksiyon olmuş bu. Şöyle üzerinde bir de şöyle bir plastiğimiz var. Bu plastiği taktığımız zaman gayet hani kabloyu da toplarken de işimize yarıyor. Ses kalitesi nasıl? Vallahi biz denedik, kullandık. Dediğim gibi az önce söylediğim gibi her türlü cihaz üzerinde denedik. Ses kalitesi ortalama bir kalite veriyor. Yani 170 lira az bir rakam gibi yani az bir rakam değil farkındayım ama özellikle oyuncu tarafından baktığınızda bu tarz cihazların fiyatları 300-400 liradan başlıyor. Üstü artık sizin biraz hayal gücünüze kalmış. O bakımdan bence hani çok bütçe ayırmak istemeyen ama oyun zevkinden de mahrum olmak istemeyenler için güzel bir ürün. Türkiye'de farklı şekillerde satılıyor. Yurt dışından getirip satanlar da var. Ama onların garanti kapsamı dışında olduğunu belirtelim. Türkiye'de eğer resmi distribütörden alırsanız 12 ay artı 2 aylık bir ekstra kayıt olduğunuz zaman da 2 aylık bir yani 14 aylık bir garanti kapsamında kalıyorsunuz. Onu söylemiş olalım. Söylediğim gibi fiyat performans ürünü. Biz fiyatını beğendik. Neyini beğendik diye soracak olursanız. Ses kalitesi fena değil. Neyini beğenmedik? Dışarı çok fazla ses veriyor. Yani bu kulaklığı taktığınız zaman maşallah bir hoparlör gibi ses veriyor dışarıya. O yüzden o özelliğini birazcık beğenmedik. Ama onun dışında hani benim için çok önemli değil ya dışarıda versin. Zaten evde kullanıyorum ya da evde tek başıma oynarken kullanıyorum. Dışarıdan duyulması benim için çok önemli değil diyorsanız gayet alınabilecek, kullanılabilecek bir ürün. Şık bir tasarımı var. Böyle şekilli oyuncu kulaklıklarına da benziyor. Geniş bir kafalık yapmışlar. Ayarı iç kısmında otomatik olarak yapıyorsunuz. Yani kafanız için ayarlanabilecek ekstra bir yeri yok. Yani şu kısımlar uzamıyor, kısamıyor ama içindeki bu kafa bandı kısaldığı için fazlasıyla büyük yapıldığı için rahatlıkla kafaya oturuyor. Onun dışında söylediğim gibi başarılı bir ürün, uygun fiyatlı. Çok büyük para harcamayın ya da bütçem yeterli değil diyorsanız alınabilecek bir ürün olmuş. Benim çok param var. Çok da iyi, üst düzey bir şey arıyorum diyorsanız tabii ki hem Sades'im var hem de
İşte Logitech gibi farklı markalarında, Razer gibi markalarında bu tarz ürünleri var. Onları da satın alabilirsiniz. Bir incelememizin daha sonuna geldik. Gerek bu incelemeyle gerekse diğer incelemelerimizle ilgili her türlü görüş önerilerinizi hem bu videonun altına hem de www.teknolojioku.com adresine iletebilirsiniz. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.